هذا الظلم من دكك. القوات اللي فاتت عندنا بالكرامة كسرت بيوتنا، نهبتنا، سرقت. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın yarattığı otorite boşluğu, Kandil'deki varlığı tehdit altına giren PKK için bir fırsat oldu. PKK, Suriye'de organize ettiği uzantısı PYD ile Suriye'nin kuzeyindeki etki alanını genişletti. Bu süreçte en büyük desteği sağlayansa Amerika Birleşik Devletleri oldu. Washington yönetimi bir yandan PKK-PYD'ye alan açarken bir yandan da silah yardımıyla güçlendirdi. Suriye'nin kuzeyini DEAŞ terör örgütünden kurtardığını iddia eden PKK-PYD'nin ilk işi ise Araplar başta olmak üzere bölgedeki tüm etnik ve dini grupları yerlerinden etmek oldu. Demografik operasyonları için kimi yerleşim yerlerini haritadan silen PKK-PYD, geride iz bırakmamak için nüfus müdürlüklerini ve tüm yazılı kayıtları da imha etti. Suriye'nin kuzeyindeki nüfus yapısı kısa sürede alt üst oldu. Araplar, Süryaniler ve Türkmenler göçe zorlandı. Terör örgütünün etnik temizlikte üzerinde durduğu başlıca yerleşim yeri Münbiç oldu. 2016 yılında PKK-PYD tarafından işgal edilmeden önce Münbiç'in 600 bin kişilik nüfusunun %90'ını Araplar oluşturuyordu. 250 bin Arap evlerini terk etmeye zorlandı. Benzer bir demografik operasyona maruz kalan Afrin'de ise PKK-PYD terör örgütü karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni buldu. Terör örgütü tarafından evlerinden edilen 200 binden fazla Arap nüfus, Zeytindalı Harekatı'nın ardından Afrin'e dönmeye başladı. Türkiye'nin terör örgütünden temizlemeyi hedefleri arasına aldığı Tel Abyad'daki yoğun Türkmen nüfusu da etnik temizliğin kurbanı oldu. 180 binden fazla Türkmenin yanı sıra Araplar da Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri desteğindeki teröristlerin taş üstünde taş bırakmadığı yerleşim birimlerinden biri de Ayn el Arab oldu. On binlerce Arap ve Süryani yaşanması imkansız halde kenti terk etmek zorunda kaldı. PKK, YPG bununla da yetinmedi, ideolojisini benimsemeyen binlerce Kürt sivili de kentten sürdü. Ayn el Arab sakinlerinin birçoğu bugün Türkiye'de evlerine dönmeyi bekliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlada da terör örgütü 150 bin Kürt, Arap ve Süryani'ye etnik temizlik uyguladı. Örgütün işgali altındaki Rakka, Deyruzor, Haseke gibi büyük şehirlerde de farklı etnik ve dini gruplara mensup 900 binden fazla kişi baskıya hedef oldu. Çoğu topraklarından sürgün edildi. Terör örgütü işgal ettiği bölgelerdeki uygulamalarıyla Roma Sözleşmesi'nin 8. maddesi gereğince savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor.